Şimdi 16. sureye baktığımız anda fonksiyonlarda. Şimdi şey var. Tabii ki burada ilk önce F0'ı bulmak için mesela birin, mesela x yerine ben 1 versem, x yerine 1 koysam F0 olur ikinci kısımda. Diğer tarafta F5 olur değil mi? Bak yazıyorum size şey var. X'e 1 verdim. Çünkü elim F0 olduğu için 1 verdim. Yazıyorum bak. 1 verdim. 1 4 daha 5 olur. F5 eksi F0 eşittir 2 çarpı 1. 1 verdim. Tamam. Bunu verdim. Sonra şimdi burada bakın 2 çarpı 1 bakın dikkat ederseniz 2 demedim. Mesela F0 verdim. F0'ı yine 4 de yazmadım. Belki hani ola ki hani değerler kısaysa mesela F5'i sorsaydı elbette F0 yine 4 yazarak sonuca giderdim veyahut bir kemle ama diyelim ki F0 verip de F250 kaçtır falan dese o zaman tek tek gitmek zor olur. Onun için daha genel bir çözüm olarak diyeceğiz. Şimdi elimde F5 var değil mi? Şimdi ikinci kısımda 5 olması için 6 vereceğim değil mi Şevval? Bak şimdi 6 verdim. X'e 6 verdim. Ne oldu? X yerine 6 yazdım. Bazı şeyleri zihne yapıyoruz. 6, 4 daha 10 olur. Buraya 10 yazıyorum. Eksi. Ne vermişim? 6. Burası F5 oldu. Kaç vermiştim? X yerine 6 verdim. 2 çarpı 6 oldu. Şu anda F10 var mesela. Şimdi ben şu haliyle taraf taraf toplarsam F5'lerin gittiğini gördüm. Ben sistematik bir gidiş var mesela. Taraf taraf toplayacağımı hissettim. Benzer şekilde, bakın benzer şekilde tabii ki şu anda ikinci kısmı 10 gelmesi için elbette 11 vereceğim, değil mi? Yani bak x'e 11 veriyorum, bak x'e 11 veriyorum. X'e 11 verecek olursam burası F15 oluyor. F15 eksi 11 ver, 11'den 1 çıktı, 10 oldu. F10 eşittir kaç vermiştik? 11 vermişik. 2 çarpı 11 oluyor. Sonra 15'i elde etmek için 16 veriyorum. X yerine 16 veriyorum. Tabii 16 4 tane yapar. Zaten burada bitti. Zaten F15 istiyordu. Bu halde bitirebiliriz. Ben bunları taraf tarafa topluyorum. Bak taraf tarafa topluyorum. Bakın taraf tarafa topladığım anda elbette ki F5 ile F-5 birbirini götürecek. Sonra F10 ile F-10 birbirini götürecek. Gördüğümüz gibi burada F15 kalacak. Eksi F0 olacak. Sonra hepsini 2'lere ortak, 2 ortak parantez alıyorum toplarken. 1 artı 6 artı 11 yazıyorum. F0'ın değeri 4 diyor. Buraya 4'ümüzü yazıyoruz. F15 eksi F4 F0 4 diye 4 yazıyorum. 2 parantezinde 1 6 daha 7 yapar. 7 11 daha 18 olur. 2 çarpı 18. Tabii ki eksi 4'ü öbür taraf artı 4 diye yazıyorum. F15 eşittir. 2 çarpı 18 36 olur. 36 artı 4'ten 40 olarak bulunur. Cevabımız C olacaktır. Evet. Anlattı değil mi Şevval? Evet. Tamam. 17. soruyu pekala Fatma sen yap bakalım. Şimdi Şevval yukarıda Şevval'in yaptığı gibi nasıl yaparsın bu soruyu? Şimdi benzer şekilde bak bu kez F10 sayısı F1 sayısının kaç katıdır demiş. Yani F10 ile F1 arasında bir ilişki istiyor değil mi aslında? Şimdi şunu bakıyorum. Bak şuna yoğunlaş Fatma. Burada F x-1 ve Fx'e yoğunlaş. Mesela x ve x-1 arasındaki fark nedir? 1-1 gidiyor mesela. 1-1 gidiyor. Ben burada o zaman şöyle bir şey yapsam. 1-1 gittiği için x yani hani x-1 küçük değer. Dolayısıyla x'e 2 vereyim. Bakın bak x'e 2 veriyorum. İşte 2 için diyorum. X'e 2 verdim. Ne oldu? 2 çarpı şunu bir şey yapayım da sabitleyeyim. 2 çarpı 2 verdim. 2 çarpı ne olacak? F1 yapar. Dur şunu şey yapayım. X'e 2 verdim. 2 çarpı F1 oldu. Eşittir.
2 verdim. 2 1 daha 3 olur. 3 çarpı f, pardon 2 verdim. 2 1 daha 3 olur. F 2 oluyor burası. Sonra tekrardan x yerine 3 verecek olursam, çünkü burada bakın 1 1 gidiyor çünkü 3 için. O zaman 3 çarpı 3 çarpı ne olacak? 3 çarpı burası 3 verdim. 2 olacak. Tabii ki 3 1 daha 4. 4 çarpı f 3 olur. Bak buradaki sanırım örgüyü görebildik. Sonra mesela ben şu haliyle taraf tarafa bakın, ilk önce neler oluyor görmeye çalışın. Bakın ben bunlar taraf tarafa çarptığım anda, taraf tarafa çarptığım anda mesela burada bakın f 2'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz şu an için. F1 kalacak, F3 kalacak. Demek ki F3 kalacağına göre ben F3'ün olduğu satırı nereye, nokta nokta diyorum, nokta nokta nereye kadar götüreceğim? Çapraz gidiyor demek ki. F3'ün olduğu yere 10'un gelmesi gerekiyor, 10 verildiği için. 10 olması için de x yerine 10 veriyorum. Bakın 10 veriyorum. Burası ne oluyor? 10 çarpı 10 çarpı F9 oluyor. Eşittir 11 çarpı F 10 olacaktır. Tabii ki taraf tarafa, şimdi taraf tarafa çarptığım zaman arkadaşlar, taraf tarafa çarptığımız zaman neden bunlar birbirini götürür derseniz. Çünkü mantık olarak düşün, eşitliğin mesela bir tarafında şimdi 5 var. Taraf tarafa çarptığım bir tarafında 5 var mesela. 5 çarpı x çarpı y diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 5'leri birbirini götürüyor değil mi? Onun gibi aynı. Benzer şekilde, bakın benzer şekilde burada 3'ler birbirini götürecek. Sadeleşme gereği bak, çapraz gidiyor. 4'ler birbirini götürecek. Bakın 4'ler. O zaman şunlar mı götür? 10 gidecek tabii ki. Yukarıda ne kaldı? Yukarıda sadece gördüğünüz gibi yukarıda 2 çarpı f birim kaldı. Değil mi? F9 da gitti bu arada. Çapraz olarak hepsi gitti. Eşittir burada sadece 11 çarpı f10 kaldı. Bizden istenen 2. Bizden istenen neydi? F10 sayısı F1 sayısının kaç katıdır demiş. Yani katıdır demek aslında ne demek mesela? İşte 6 sayısı, 6 sayısı mesela 3'ün kaç katıdır olsaydı ne yapardık? Biz 6'yı 3'e bölerdik. Yani burada F10 bölü F1 istiyor aslında. O zaman F10 burada olsun. F1'i diğer tarafa sallıyorum. Çapraz olarak alabilirsiniz. Eşittir diyorum. 11'i 2 bölü 11 olarak yazıyorum. Demek ki 2 bölü 11 katı olacak. Cevap 1 aldım demiş ama cevap burada 2 bölü 11 olacak. 2 bölü 11 olacak. Şimdi evet arkadaşlar diğer kısma geçelim. Şimdi bir fonksiyonun tersi demiş. Şimdi bunun hakkında biraz bilgi vereyim. Sonra o kısma geçelim. Biz daha önceden bağıntı konusunda işlerken mesela Zeynep'e şöyle bir soru sormuştum. Bağıntı ile ilgili mesela beta bağıntısı vermiştim hatırlarsanız. Mesela 1'e 2'ye 4 olsun. Bu bağıntı olsun değil mi? Biz bu bağıntının tersini nasıl yapıyorduk? Bağıntının evet. Tersi şöyle demiştim değil mi Zeynep? 4 ile 2 demiştin. Yer değiştirmişsin bunu bu şekilde. 4 ile 2. Evet. Bağıntının tersini bu şekilde buluyoruz. İşte bize bazı zaman kural verilir. Bir fonksiyonun kuralı verilir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bizim f fonksiyonumuz r sayılardan r sayılara tanımlı olsun. Fx'in kuralı diyelim ki fx'in kuralı şu olsun. 3x artı 1 olsun mesela. Şimdi biz buradaki olaya bakalım. Sıralı ikilere bakalım. Bakalım r'ye sayılar nasıl işlenir? R'ye sayılardan r'ye sayılara tanımlı. Örneğin x'e biz x'e 0 verecek olursak değil mi? X'e 0 verecek olursak tanım kümemiz 0. Yani makineye yani biz nasıl bir şey? Biz makineye 0'ı atıyoruz. Bakın 0 atıyoruz. Bakalım makineden ne çıkacak? Hangi y değeri çıkacak? Bak 0'a attım yani f 0 buluyorum. F 0 eşittir 3 çarpı 0 artı 1. Gördüğümüz gibi cevap 1 olur. Demek 0 attığım anda 1'e ulaşıyorum. Yani bizim f fonksiyonumuz gördüğünüz gibi buradan buraya tanımlı. Bu f fonksiyonumuz. Şimdi başka bir değer atalım. X'e örneğin 2 atalım. 3 kere 2 6 yapar. Değil mi? X'ten 2 yazalım f 2. 6 1 daha beni 7'ye götürdü. Şimdi tersi dediğimiz yani biz o zaman f fonksiyonumuzu yazacak olursak mesela f fonksiyonumuzu yazacak olursak ne olur? İşte bir sürü sıralı ikiler oluşur. İşte 0'a 1 değil mi? Sonra 2'ye 7 şeklinde sıralı ikilerden oluşuyor.
dünya kadar değer var tabii ki. Tüm reelseler olduğu için biz bunun f'in içerisinde bulurken nasıl buluyoruz benzer şekilde? Nokta nokta, evet. 1, 0 ve 7, 2 şeklinde olması gerekiyor. Ama bize şimdi... Ha, tamam. Şimdi Ali, merhaba Ali. Şimdi tam da şeyden geçmiştim Ali. Bu ters fonksiyon. Bak Ali, burada f fonksiyonu reelselerden reelselerden tanımlı fx fonksiyonu 3x artı 1 olsun. Mesela burada spesifik 2 tane değer aldım. İşte 0 1'e götürüyor, 2 7'ye götürüyor. Çünkü 2 verdiğim anda. Bu şekilde f değerlerini buluyoruz. F'in tersini bulsak bu şekilde sıralı ikilileri bulmamız gerekiyor. Yani x ordinat değeri değiştiriyoruz. Peki hala şimdi bakın f fonksiyonu, bakın burada f fonksiyonu f fonksiyonu gördüğünüz gibi bir kural şekli verilmiş değil mi? 3x artı 1, bakın 3x artı 1 gördünüz mü? Acaba f'in tersinin kuralı nedir? Bakın f'in tersinin kuralı nedir? Şimdi burada biz ne yapıyorduk ters bulurken? X'i y yer değiştiriyoruz değil mi? X'in olduğu yere y, y'nin olduğu yere x yazıyoruz. Tamam. Yani burası aslında y oluyor. O halde şunu söyleyebilirsiniz. Bakın demek ki biz genel olarak beta fonksiyonumuz eğer x y ise değil mi? O zaman beta'nın tersi ne olacaktır? Y x olacaktır. Yani absis oradan diğer değişecek. Peki bunun kuralını nasıl yaparız derseniz. Şimdi bunun kuralını şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın önce şunu söyleyeyim. Bakın burada x'i yalnız bırakıyorsunuz. Bakın x'i yalnız bırakıyorsunuz. Yani y demek fx demek. X'i yalnız bırakman ne demek? Mesela 3x artı 1 ne eşit? 3x artı 1 fx eşit bakın. X'i yalnız bırakman şu demek. Şimdi 1'i öbür tarafa atarsam ne olur? Söyleyeyim bakalım. 1'i öbür tarafa atıyorum. 3x eşittir. Fx eksi 1 oluyor. Sonra her tarafı 3'e bölüyorum. Bakın 3'e böldüm. Gördüğünüz gibi x eşittir. Evet. Fx eksi 1. Bunu bulduk ya. Bakın bunu bulduk. Şimdi biz bakın. Yani ne yapıyormuşuz? Söyleyeyim bakalım. X'i yalnız bırakıyorum. X eşittir bakın. X'i fx cinsine yazıyorum bakın. Burada ne yaptık? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bakın dikkat edin burada. Y gördüğüm yerde x yazdım değil mi? Aynı şekilde bakın burada aynı şekilde fx gördüğüm yere, yani y fx demek y demektir. Yani şunun yerine fx gördüğüm yere x yazıyorum. X eksi 1 bölü 3. X gördüğüm yere de y yazıyorum. Y demek biliyorsun tersi demek. Tabii ki tersini bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bakalım. Cidden biraz önce f'in tersi neydi arkadaşlar? Bakın bizi ne, bakalım kural olarak bizi şuraya götürecek mi? Bakalım 1 beni 0'a götürecek mi? Deneyelim. Bakalım 1 beni 0'a götürecek mi? Bakalım deneyelim. F'in tersi 1. Evet, yok. Şimdi kuralını bulduk. Bakalım 1'i, bak 1'i tanım kümemize 1'i makineye attım. Bakalım beni 0'a götürecek mi? 1'i attım. 1 eksi 1 bölü 3. Gördüğünüz gibi 0. Bak götürdü. F'in tersi bakalım 7 beni 2'ye götürecek mi? 7 eksi 1 bölü 3. Gördüğünüz gibi 2'ye götürdü. O halde demek ki F'in tersinin kuralı buymuş. O halde nasıl buluyormuşuz Zeynep? Söyle bakalım. Fx eşittir x falan filan bir şey varsa 1, hamle 1, x'i yalnız bırak. Sonra evet. X gördüğün yere f'in tersi yaz. Fx gördüğün yere x yaz. Anlayabildin mi Zeynep? Evet. Peki hemen şunu söyle bakalım Zeynep. Şöyle bir şimdi şöyle bir şey veriyorum. Bak, x eşittir diyorum Zeynep. X eşittir. 3 çarpı fx. Tamam mı? Pekala şu. Tamam. Pekala ne yapıyoruz? X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Eğer bu kural buysa x gördüğün yere f'in tersi yazıyorsun. 3x oluyor. Anladın mı? Yani sana verilen fonksiyon buysa bu fonksiyonun tersi buna eşittir. Anlayabildik mi? Yani x'i yalnız bıraktığım zaman olay çözülüyor. Bekir anlayabildin mi? Püf nokta neymiş Bekir? Tersi bulunurken söyle. X'i yalnız bırakmak. Tersini yazıyoruz. Evet, tersini yazıyoruz. Bak tersini yazıyoruz. Mesela bir yıl çıkan soruyu söyleyeyim Bekir. Bir yani LS'de çıkan soruyu vereceğim. Tamam mı bir yıl? Bekir. Cevapla bakalım Bekir. Tamamdır. Soru şu. Diyor ki tabii ki bir hangi fonksiyonun tersi alınır? Hiç düşündünüz mü? Mesela ilk önce o soruyu sorayım Bekir. Mesela desem ki Bekir bir fonksiyon örten değilse,
Mesela bu şekilde, mesela bu buraya gidiyor Bekir. Bu da buraya gidiyor. Ancak açıkta eleman varsa. Şimdi Bekir, bu f fonksiyonu biliyorsun fonksiyon burada. Değildir, hepsini işte. Yok, şimdi bak Bekir. Bak bu f ise f'in tersi, yani... f'in tersi bu değil mi Bekir? Evet. Yani hocam. F'in tersi için, f'in tersi için tanım kümesi burası. Anladın mı Bekir bak? Tanım kümesi neresi? Anladım hocam. Tanım kümesi burası. Yeşilli olan yer tanım kümesi oldu mu? Tamam. Şimdi Bekir burada açıkta eleman kalmış mı? Açıkta. Bak şu bak f'in tersi için bak gördüğün gibi açıkta eleman var değil mi? Şimdi biliyorsun bir fonksiyon oluşmanın evet fonksiyon oluşmanın şartı neydi? Tanım kümesinin açıkta eleman kalmayacak. Senin f'in tersi olan tanım kümesi olan yeşille taramış olduğun bölgeye f'in tersinin tanım kümesidir. Açıkta fonksiyon değil. Efendim? Ha işte o zaman fonksiyon değildir. Evet f'in tersi fonksiyon alamıyor. Neden olamıyor Fatma? Söyle bakalım. Çünkü birebir çünkü örten olmadığı için. Anladın mı? Olmadığı için olamıyor. Peki hele örten bir fonksiyon vereceğim Fatma. Söyle bakalım. Bak şu fonksiyon vereceğim. Bak iki tane eleman var. Bak örten fonksiyon. Bu eleman buraya gidiyor. Bu eleman da buraya gidiyor. Bak örten. Hiç açıkta eleman kalmamış. Yani benim için Fatma söyle bakalım. Buradan burası f ise. Evet. Buradan burası evet. F'in tersi ise. Peki Elat, benim için f'in tersinin tanım kümesi burası değil mi? Açıkta eleman kalmamış. Örten. Ama bu fonksiyon f'in tersi fonksiyon mudur Fatma? Soru hayır bu. Değil de çünkü nedenini söyleyeyim. Tanım kümesinde bir yere gidebilir. Peki öyle. Yerinde gidebilir ama o zaman bu ne? Bu ne? Birebir değil, değil mi? Birebir değil. Evet, İşte bire bir işte değil. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için o fonksiyonun iki tane şart olması gerekiyor. Şart 1 örten bir olacak. Örten olacak. Bir de örten olması gerekiyor. Şart 2 birebir olacak. Zaten ÖSYM şu cümleyi kullanır. Bakın iki cümle kullanır. Der ki yani birebir o yani fonksiyonun tersinin alınabilir olduğunu ifade etmek için ÖSYM der ki dil olarak mesela f virgül der birebir ve örten fonksiyon olmak üzere bu cümleyi kullanır. Bu cümleyi neden kullanır biliyor musunuz? Yani siz diyor rahat bir şekilde tersini alın diyor bu. Onun için söyler. İkinci şart niye söyler? Bir de şu cümleyi kullanır. Birebir ve örten demezse uygun şartlar altındadır. Bakın uygun şartlar altında. F fonksiyonu için uygun şart nedir? Birebir ve örten olmazdır. Tersi alınabiliyorsa mesela. Yani bir fonksiyonun tersiyle ilgili soru soruyorsa iki cümle kullanır. Birebir ve örten olmak üzere veya uygun şartlar altındadır. Bu da birebir yani o fonksiyonun tersini alabilirsiniz demek istediği için olur mu? Ha Bekir şimdi sorun geliyor. Bu çıkmış bir soru Bekir. Hem de LS'de çıkmış bir soru. Soru şu aynen şu şekilde. X eşittir. 2 çarpı fx eksi 1 bölü fx artı 3 olarak veriliyor. Tamam mı Bekir? Buna göre diyor. Bak bu veriliyor. Buna göre diyor. Buna göre f'in tersi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Evet. Tabii şıkları vermiyorum. Sen de f'in tersi aşağıdakilerden hangisidir dediğinde yani f'in tersi yerine f'in tersi yani şuraya ne yazacağım Bekir? F'in tersini soruyor. Yani buraya ne yazacağım Bekir? Söyle. Bak sana bunu vermiş Bekir. Bak bunu vermiş. Yani sana fx fonksiyonu vermiş. Bak bu şekilde vermiş. Sana f'in tersini soruyor Bekir. Ne yapacağız? Söyle. Fx bölü 3 üste gelecek mi? Üst taraf halka mı gelecek? Bir daha söyle bir. Fayda paya mı gelecek? Hayır. Bekir şimdi bir bu konudaki formülü biliyorsun. Background'ında formülü kullanmaya çalışıyorsun ama o background'ı da temizleyeceğim şimdi. Yani onu niye söylediğini de, yani background'a neden söylediğini biraz sonra onu temizleyeceğim, format atacağım o şu anda söylemiş olduğun sözcüğe. Yalnız şunu söyleyeyim ben. Ben sana ne dedim? Bir fonksiyonun tersi bulunurken, mesela sana fx verilmiş değil mi Bekir? Fx verilmiş. X, mix bir şeyler biliyor ya. Sen ne yapacaksın? Burada gerekli işlemleri yapıp x'i yalnız bırakacaksın. Yani burada x olacak, diğer tarafta fx falan carçurt bir şeyler olacak değil mi Bekir? Oldu mu? Anladın mı? Oldu öyle. Sonra ne yapıyordun Bekir? Bunu elde ettin sonra ne yapıyordun? Söyle bakalım. X gördüğün yere
f'in tersi yazıyorsun. Fx veya y gördüğün yere de x yazıyorsun. Oldu mu Bekir? Yani, ha, yani ÖSYM sana işlemin son aşamasını verir mi? Senin yapman gereken ne? Söyle Bekir. 2x söyle. Eksi 1 bölü. X artı 3 yazmak. Evet. Cevap bu. Anladın mı Bekir? Cevap bu. Ha, evet. Ben anladım. Şu an. Cevap bu. Şimdi o zaman tersiyle alakalı. Şimdi Alperen şu örneği sen yap bakalım. Fx fonksiyonu Alperen. X artı 5 ise f'in tersini bul bakalım. F'in tersini bul hadi. Ne yapıyorsun Alperen? Evet. X'i yalnız bırakıyorsun. Yalnız bırak bakalım X'i. X'i yalnız bırakmak için ne yapacağız? 5'i öbür tarafa atacağız. Öyle değil mi Alperen? Evet. Ne olur 5'i öbür tarafa atınca söyle. X eşittir. Evet Alperen. Fx eksi 5 doğru mu? Efendim geliyor mu? Yok gelmiyor. Yani fx eksi 5 olur doğru mu? Sonra ne yapıyorsun? X gördüğün yere f'in tersi yazıyorsun. Fx gördüğün yere x eksi 5 diyorsun bu kadar. Tersi bu. Oldu mu? Merve sen şunu yap. Fx eşittir 5x. Bunun tersini bul Merve. X neye eşit? X eşittir. Fx eksi... Yok eksi değil bak. 5 çarpı x. 5 çarpı x. 5 çarpı. Her evet. Tarafı her taraf 5'e bölünse ne olur? Fx bölü 5 olur değil mi? Evet. O zaman ne yazıyorsun? X gördüğün yere f'in tersi yazıyorsun. Fx gördüğün yere de x eksi x bölü 5 yazıyorsun. Bu kadar oğlum mu? Bu kadar yani. Peki hele Zeynep şunu yap. Fx eşittir. Okay. 2x eksi 1 bölü x artı 3 verilmiş. Tamam mı? İlk sorum şu. İlk sorum şu. Tamam. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlasam yanlış olur değil mi? Şimdi f fonksiyonunda tanımsız yapan değer nedir? En geniş tanım kümesi nedir? Sen x yerine ne yazamazsın? Söyle bakalım. X yerine eksi 3 yazarsan ne olur? Doğal sayılar. Hayır doğal sayı derken 1, 2, 3 gelir de o ay 1, 1, 3 de gelir. Şu, demek istediğim şu. Yani şu nedir? 3 bölü 0 diye bir... Bu nedir? Böyle bir şey olur mu Zeynep? Bu nedir? Hayır olmaz. Tanımsız olur. İrrasyonel misyon. Yok hayır. Sen bak şunu unutma. Rasyonel ifadede pay yerine sıfır gelemez. Mesela evet. Tanım mesela köklü sayılarda yani reel sayı olmaz. Köklü sayılarda reel sayı olması kök içerisine eksi sayı gelemez değil mi? No bak demek ki pay yerine sıfır gelmeyecek. Evet. Köklü sayılarda kök içinde eksi gelmeyecek. O zaman x yerine ne gelmez? Ne getiremezsin? Her eksi 3 getiremez. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Reel sayılardan artı eksi 0 olur. Evet, reel sayılardan eksi 3'ü çıkarıyorsun. Yani tüm reel sayılardan eksi 3 çıkararak bu senin neyin oluyor? Tanım kümen oluyor. Tamam. Bu buradan nereye tanımı? Diğer kümesi. Bakalım diğer kümesini bulmaya çalışalım. Bakalım diğer kümesi biz tanımsız yapan değeri var mı? Diğer kümesini bulmaya çalışacağız. Peki ilk sorum şu. Sen burada f fonksiyonu nereye tanımlı? F fonksiyonu buradan buraya tanımlı değil mi? Hı. Ama f'in tersi buradan buraya tanımlı öyle değil mi? Evet. Şimdi f'in tersini bulacağım ki ben. Yani f'in tanım kümesini bulacağım ki ona göre uygun olmayan değeri çıkaracağım. Dahil etmeyeceğim. Tanımsız yapan değeri. Onun için f'in tersini bulmak zorunda. Bir kere f'te olan olacak yani değil mi? Evet. F'in tersi biz nasıl buluyorduk? X eşittir diyoruz değil mi? X'i yalnız bırakıyoruz. Doğru mu? Evet. Ama benim X'i yalnız bırakmam için bir operasyon yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Önce işleri dışı çarpımı yapıp X'i yalnız bırakmam gerekiyor. Onun için böyle bir diyorum. Evet, ile eksi 3. Yok. Önce işleri dışı çarpımı yapalım. Fx ile bak X çarpı Fx yazıyorum. Evet. Artı 3 çarpı Fx yazıyorum. Evet.
eşittir 2x eksi 1. İçler dışlar anlayabilir miyiz? Sorun var mı Zeynep buraya kadar? Yok, biliyorum zaten. Ha, şimdi x'leri bir araya getir bakalım. X'leri bir araya getir. Bak burada x var. Bir de burada x var. X'leri bir araya getir. 2x. Önce x'i öbür tarafa. X çarpı f(x) eksi 2x. Eksi 3. Eksi 2x. Sonra 3'ü öbür tarafa at. 3 çarpı f(x) eksi 1. Bak ne yaptın? X'leri bir tarafa topladın, oldu mu? Bak x'leri bir tarafa, diğerlerini öbür tarafa attın. Sonra x'i x ortak parantez alıyorsun. X çarpı. Ne yapıyorsun? Buraya f(x) yazıyorsun. Ortak parantez alıyorsun. Buraya eksi 2 yazıyorsun. Eşittir. F(x)'leri bir de. 3 çarpı f(x) eksi 1 oldu. Sonra her iki tarafı niye bölüyorsun? Söyle bakalım. Her iki tarafı. 3'e. Hayır. f(x) eksi 2'ye bölüyorsun. Neden? 2 değil mi? Hayır. X'i yalnız bırakacaksın. Bir şey olur mu? Doğru. Tamam. Sonra bunlar birbirini götürecek. En son ne kaldı? Söyle bakalım. X eşittir. Şşşt. 3 çarpı f(x) eksi 1 bölü. 3 çarpı f(x) eksi 1. f(x) eksi 2 oldu. Olur mu buraya kadar? Evet. Yani x'i yalnız bıraktı. Sonra ne yapıyorduk? Kural neydi? Söyle bakalım. Kural neydi? X gördüğün yere f'in tersi yazıyorsun. f(x) demek y demektir. Y gördüğün yere de 3x eksi 1 bölü x eksi 2 yazıyorsun. Oldu mu? Tamam. Şimdi bak biraz önce Bekir'in karıştırdığı noktaya geliyorum şimdi bak. Şimdi şuraya bakalım Zeynep. Şurada şuna dikkat et. Bak şurada, şu katsayıya dikkat et. Bak sarıyla tarıyorum. Bir de 3'e dikkat edelim. 3 ve eksi 2'ye. Başlangıçta verilen şuna dikkat et. 2'ye dikkat et. 3'e dikkat et Zeynep. Şimdi gördün mü Zeynep? Bak burada şurada mesela bir şey dikkat çektim. Bak burada şunlar değişmemiş. Bak bunlar değişmemiş değil mi? Bak bunlar değişmemiş. Sabit X'ler kalmış. Değişmiş. Bak bunlar değişmemiş. Buradaki X'in katsayısı olan 2 diğer tarafa işaret değiştirerek geçmiş. Doğru mu? Evet. Bir de bir dakika burada bir yanlış mı yaptım? Bir ona bakayım bir. Burada bir hata yapmışım ben. Onu düzelteyim ben. Bir işlem hatası yapmışım. Onu düzelteyim. Burası eksi 3 olacaktı. Diğer taraf eksi 3 olarak geçer. Burası eksi olacak. Burası eksi olacak. Pardon. Şimdi düzelttim. Oldu mu? Ha, şimdi düzelttim. Eksi hatası yapmışım. Tamam. Şimdi bak 3 ile 2 yer değiştirmiş. Hem de işaret değiştirmiş. Dikkat ettin mi? Evet. Pekala. Bu durumda benim için tanım kümesi olan işaret değiştirmemiş. Bak artı 3 eksi 3 olmuş. Artı 2 eksik olmuş ve yer değiştirmiş. Oldu mu? Hmm. Bak yer değiştirmiş. Ve işaret. De eksi 3 yazıyor. Ama f(x)'de artı 3 diğer tarafa eksi 3 olarak geçmiş. Artı 2 de çapraz olarak eksik olarak geçmiş. Hem yer değiştirmiş hem işaret değiştirmiş. Pekala diğer taraftan şunu söyle Zeynep. Burada sen x yerine ne getiremezsin burada? Söyle bakalım. Şurada x yerine ne getiremezsin? Artı 2. 2 getiremezsin. O zaman ben buradaki reel sayılardan 2'yi çıkarmam gerekir. Gördün mü? Yani x yerine 2 mi alacak? Yok, x yerine 2 getiremezsin. O yüzden dolayı tanım kümesini buraya bu şekilde yazdım. Ha, anladım şimdi, tamam. Hı. Yani o zaman 2'yi çıkartıyoruz, 2 dışındakiler alabiliyor. Evet. O zaman bizim f fonksiyonumuz r eksi eksi 3'ten r eksi 2'ye olan -2'yi çıkartıyor. Bak bu yani bizim tanım kümemiz ve değer kümemiz, görüntü kümemiz bu şekilde oluyor. Fonksiyonu bu şekilde bulduk. Şimdi biraz önce Bekir'in karışır nokta şuydu, hemen şey yapalım. Mesela bak başka bir örnek sorayım. Ben anladım da şey soracağım. Değer kümesinde de bir kere aynı olması gerekmiyor mu yani? Ay tamam, işte 2'yi hariç tuttuk. Yani eksi 3 demez. Eksi 3 burada. Bu f fonksiyonu için, f fonksiyonu buradan buraya tanımlı. Tanım kümesi. Onun tam tersini alacak. Diğeri de buradan buraya.
Onun için benim için burası tanım kümesi oluyor F'in tercih için. Onun için 2'yi hariç tuttum burada. Anladın mı? Şimdi her ikisinde x kullanılmış ama bak. Hem tanım kümesinde x kullanıyoruz, hem değer kümesinde x kullanıyoruz. Aslında x makineye atılan değerdir. Yani dolayısıyla f'in tersi içinde, f fonksiyonu içinde ilk attığın değer x'tir. Unutma. Mesela hemen şöyle bir örnek vereyim. Bak şöyle bir pratikten. X eşittir. Diyelim ki x artı 7 olsun. Burası x eksi 9 olsun. Ne yapıyorsun Zeynep? F fonksiyonu nereden nereye tanımlıyorsun? Reel sayılardan. Burada 9'u hariç diyorsun. Neden hariç diyorsun? Tanımsız yaptığı için. Ok çıkarıyorsun buraya. Çünkü olmaz. Sonra şunu yapıyorsun. F'in tersini bulurken ne yapıyorsun? Burada bak burada eksi 9'la x'in katsayısı olan x'in katsayısı nedir bu arada? Söyle. X'in katsayısı 1'dir değil mi? Gizli bir birim var. Ne yapıyorsun? Eksi 9'u artı 9 olarak şuraya atıyorsun. Burası 9x oluyor. Artı 7'yi aynen yazıyorsun. X'i aynen yazıyorsun. Buradaki artı 1 de buraya eksi 1 olarak geçiyor. Burada da x'lerini 1 getiremiyorsun. Dolayısıyla burada da r sayılardan 1'i çıkarıyorsun. Anlayabildik mi? Mesela karekökenli sayılar sayılır mı? Tabii. Onlar için de farklı bir şey var. Mesela şöyle bir şey düşün. Tabii en geniş tanım kümesini bulmak istesek mesela. Diyelim ki fx fonksiyonu karekök x olsun. Şimdi sen burada tutup da f fonksiyonu r sayılardan r sayılara tanım desen burası ne olur? O zaman bu bağıntı olur. Fonksiyon olmaz. Bu yanlış olur. Ne olması gerekiyor? Ya buraya bu şekilde buraya pozitif işareti getirilir. Ya da buraya ne getirilir? Sıfırdan sonsuza kadar olan aralık getirilir. Tabi bu nedir? En geniş tanım kümesidir. Yani neden yanlış oluyor reel sayılarının reel sayılar desen yanlış olur. O zaman neden yanlış olur? Sen burada x reel sayı derse sen fonksiyon nedir? Tanım kümesindeki tüm elemanlar kullanılacak. Ama sen reel sayıların içerisinde eksi 3 değeri vardır. Sen x değerini eksi 3 getirsen ne olur? Bu karekök içerisinde eksi 3 ne olur? Böyle bir değer olmaz. Bu karmaşık sayıdır. Böyle bir reel sayı yoktur. Dolayısıyla onun için tüm reel sayıları getirirsen hepsini kullanmak zorundasın. Yani tanım kümesindeki tüm elemanları kullanmak zorunda. Ama diğer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Açıkta eleman kalıyorsa... Mesela düzensiz sayılar olsa... Yok düzensiz derken... Onlar da olmaz değil mi? Yok. O düzensiz derken neyi kastediyorsun anlamadım. Yani mesela 8, 3, 4 bir şey... Yok onlar gelir. Sıkıntı yok. Değil mesela mi? X yerine karekök 5 de gelir. X yerine pi de gelir. Onlar bir diğeri eşittir. Ama tanımsız yapan değerler karekök içerisinde eksi sayı getiremeyiz. Ama üçüncü dereceden x deseydi o zaman x yerine her şey gelir. Çünkü tek derece oldu mu buraya eksi sayı gelebiliyor. O zaman r sayılar olurdu. Şimdi tersini bu şekilde buluyoruz. Şimdi geçelim bakalım tersiyle ilgili işlemlere bakalım arkadaşlar. Şimdi konumuz bu. Şimdi bakalım tersi nereden başlıyor? Evet bir fonksiyon tersi buradan başlıyor. Evet birinci soruyu evet Ali çöz bakalım. Şimdi A kümesinde tanımlanan x, y, a karenin elemanı Ali. Sonra burada bir bağıntı vermiş. Bak bağıntımız şu. X çarpı y eksi x 6'ya eşitmiş. Tamam mı Ali? Benden beta bağıntısının tersini istiyor. Önce beta bağıntısını bulmamız gerekiyor değil mi? Yani bakın benim x, y sıralı ikililer A kümesinde tanımlı. A kümesini tanımlı. Yani ben burada mesela bir takım şöyle bir işlem yapmış olsam x burada ortak x orta parantez alsam ne olur? Bu y eksi 1 eşittir 6 olur. Şimdi x yerine burada hangi değerleri getirebilirim? Ali söyle bakalım. X burada hangi değerleri alabilir Ali? X yerine eksi 3 getirsem ne olur? Eksi 3 getirsem ne olur? Y eksi 1'in eksi 2 olması gerekir değil mi Ali? Hı hı. Şimdi burada y eksi 1 eksi 2'ye eşit. Bu durumda eksi 1 eksi yani y eksi 2 grubunun eksi 2 çıkması için y'nin eksi 1 değer alması gerekiyor değil mi? Eksi 1. Hı? Bu durumda 6 olur. Pekala eksi 3'e eksi 1
A kümesinin elemanı mı? Elemanı. O zaman ben ne yazıyorum? Önce beta bağıntısını elde edelim. Demek ki elemanlarından birisi eksi 3'e eksi 1. Sonra 6'yı bölebilen değerler mesela eksi 2 olabilir. Bak şunun yerine ben x yerine eksi 2 getirebilirim. Fakat x yerine eksi 2 getirirsem y eksi 1 grubunun eksi 3 olması gerekiyor. Onun eksi 3 olması için de y'nin eksi 4 olması gerekiyor. Fakat y eksi 4 olursa a kümesinde mevcut değil. Onun için x yerine eksi kalamıyorum. Oldu mu hani? Oldu hocam. Şimdi x yerine eksi 1 diye alayım, deneyim. X eksi 1 olursa y eksi 1 grubunun eksi 6 olması gerekir. Onun eksi 6 olması için y'nin ne olması gerekir? Eksi 6. Yani y eksi 1'in eksi 6 olması demek y'nin eksi 5 olması demek. Eksi 5 diye bir değer de yok. Onun için x yerine eksi 1 de alamıyorum. X yerine 0 alsam sıfırla neyin çarpımı 6 olur? Şimdi imkansız bir şey. X yerine 1 alsam mesela, 1 alsam y eksi 1'in 6 olması gerekir. Y eksi 1'in 6 olmasının bunun y'nin 7 çıkması gerekiyor. 2 olabilir mi? Ama bu durumda 1'e 7 diye bir eleman yok. Onun için 1 de alamıyorum. Yani 2'yi deneyelim. 2 olabilir. 2 ile neyi çarparsam 6 olur? 3. O zaman 3 olması için 3 olması için y'nin 4 olması gerekiyor. 4 diye bir değer yok. O da olamıyor. X yerine 3 alırsam mesela, 3 alırsam y eksi 1'in 2 olması gerekir. 2 olması için de y'nin 3 olması gerekir. Şimdi 3 var. O zaman 3'ü 3 değeri olur. Bakın 3'ü 3 değeri olur. O zaman bunu alıyorum. Şimdi benden ne istiyor? Üçe 2 değeri olmayacak mı? Eksi 2 oluyor mu? Eksi 2 bir daha deneyelim. 3'e 2 mi? Hı-hı. Ama şöyle 2 3'e 2 olur ama 2 olan ne biliyor musun? 2 olan bak y eksi 1 ama dikkatini çekerim. 3 ile 3 ile 2'nin çarpımı 6 olur. Doğru ama y eksi 1. Şimdi y eksi 1 2 ise y'nin 3 olması gerekir. Yani 2 3 y yani öyle bir de, ama var ama 2 3 dedin değil mi? Hı. 2 3 demiştin daha önce ama 3'e 2. Ha bir dakika. 3'e 2. Ama olmuyor. Şimdi bunu 3 alırsak 3'ü 3 oluyor. 3'e 2 oluyor ama y eksi 1 grubun 2 olması gerek. Bunun 2 olması için y'nin 3 olması gerek. 3'e 3 oluyor. Yani eksi 3'e eksi 1 oluyor. 3'e 3 oluyor. Eksi 2 olursa bir daha deneyelim onu. Eksi 2 olursa bakın x eksi 2 olursa bunun eksi 3 olması gerekiyor değil mi? Eksi 3. Doğru mu? Şimdi y eksi 1'in eksi 3 olması için de bunu buraya atarsak y eşittir. Eksi 2 olur. O da oluyor pardon. Eksi 2 eksi 2 de oluyor. Anlayabildik mi? Yani 3 tane eleman bulduk gördüğünüz gibi. Sonra bunu ne yapıyoruz? Beta'nın tersini bulmak için de elemanları yer değiştiriyorum. Yani eksi 1'e eksi 3 oluyor. Sonra 3'e 3 oluyor. Tabi yer değişince bu simetrik olduğu için değişmiyor. Diğer elemanlar aynı oluyor. O zaman cevabımız E oluyor. Öyle değil mi Ali? Evet hocam. Burada bunu anladık herhalde. Evet. Merve 2'yi yap bakalım. A'dan B'yi tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin ters fonksiyonu vardır demiş. Şimdi şu var. Şimdi aşağıda tanımlanan fonksiyonlardan diyor. İlk olarak A seçeneğine baktığımız anda Merve 1'in 2'nin 3'ün kullanıldığını görüyorum. Değil mi Merve? Evet. Mesela A'ya bakalım. Şekille gösterelim. Şekille gösterelim A'yı. 1, 2, 3'ün kullanıldığını görüyorum. 1, 3'e gitmiş. 2 de 3'e gitmiş. 3, 5'e gitmiş. Tabii ki 4 de açıkta kalmış. Şimdi A seçeneği bir fonksiyondur. Doğru. Çünkü tanım kümesindeki bir eleman bir yere gitmiş. Ama bunun tersi var mıdır diye sormuş. Bunun tersi var mıdır Merve? Yani tersi olunca ne oluyor? Benim için tanım kümem burası oluyor değil mi? Evet. Birincisi açıkta eleman kaldığı için tersi yoktur. İkincisi 3
tanım kümesindeki 3 mesela benim için ters, yani 3 gördüğün gibi hem 1 ekmiş hem 2 ekmiş. 3'ün sadece ve sadece 1 yere ekmesi gerekiyordu. Yani A seçeneği hem birebir olma özelliğini hem de örten olma özelliğini taşımadığı için A seçeneğinin tersini olamaz değil mi fonksiyonu? Eliyoruz. Pekala Merve, B seçeneğinde 1, 2, 3 hepsi kullanılmış ama hepsi 4'e gitmiş. Hepsi 4'e giderse, yani şunu düşün, yani hepsi 4'e giderse bu şekilde, 4'e giderse tanım kümesi, tanım kümesinde hem açıkta eleman kalmış oluyor hem de 4, benim için değer kümesi olan 4, benim tanım kümesi olan 4, yani f'in tersi için 4 bir tanım kümesidir. 4'ün sadece bir yere ekmesi gerekir ama 3 farklı yere ekmiş değil mi? Onun için b de olmaz, öyle değil mi Merve? Olmaz, evet. Pekala, aynı gerekçeyle c olur mu? Hayır, o da olmaz. Olmaz. Çünkü neden? 5 açıkta eleman var. Birebir, yani birebir bir örten şey değil değil mi? D olur mu? Olabilir. Çünkü hepsi farklı yerlere gidiyor. Açıkta kalan bir eleman var. Bakalım. 1, 2, 3. Sonra 4, 5. 3, 4, 5 demiş. Yazalım. 1, 4'e gitmiş. 2, 5'e gitmiş. 3, 3'e gitmiş. Aslında hem birebir oluyor. Değil mi? Evet. Hem de örten oluyor. Dolayısıyla bunun tersi vardır değil mi? Alınabilir yani. Evet. Dolayısıyla cevap D oluyor. Pekala B neden olmuyor? Bak 5 var değil mi? Yani tersten mesela 5, tersten alırsak 5 1'e gitmiş mesela. 5 3'e gitmiş, gördün mü? Onun için bu da olamaz değil mi? Evet. Oldu değil mi Merve? Anladık herhalde. Anladım hocam. 3'ü yap bakalım Fatma. Şimdi A kartezyen A kümesi üzerinde tanımlanmış aşağıdaki bağıntılardan hangisinin tersi kendisine eşittir demiş. İlk önce şunu sormak istiyorum. Tersinin kendisine eşit olması ne demek Fatma? Mesela 3'e 3 gibi. Ha, 3'e 3 gibi, aynen. Peki, yani aslında 3'e 3 gibi, 4'e 4 gibi ama şöyle bir şey olsa nasıl olur Zeynep? Mesela diyelim ki beta bağıntısı sadece 2, 3 olsa, bak 3'e 3 değil de bir de 3'e 2 olsa. Pekala bu durumda Zeynep. Evet, aynı şey olur. Bu durumda tersi yine kendisini verir değil mi? Evet. Yani illaki 3'e 3, 2'ye 2 olması gerekmiyor. Elbette 2'ye 2 olursa tersinde değişen bir şey olmuyor ama bu şekilde eleman da olabilir. Yani 2'ye 3, 3'e 3'e 2 şeklinde. Pekala biz o zaman şu şekilde bir simetri çizsek Zeynep bak. Mesela bak şu, hangi? Bak şu şunu çiziyorum. Bak şu doğruyu çiziyorum. Yani y eşittir x doğrusunu çiziyorum. Bu birim fonksiyonu çizdim. Bak senin dediğin gibi bak şuradaki eleman, buradaki eleman, buradaki eleman, buradaki elemanların tersi kendisine eşittir değil mi? Ama evet. Ama burada bak 2'ye 3 var. Ama 3'e ama 3 ama 3'e 2 yok değil mi? Yani aslında ne olması gerekiyor Zeynep? Yani dediğin gibi olması için yani hem şu şöyle bir durum olması için hem de 3'e 3, 4'e 4 gibi durumlar olması için o zaman benim bağıntımın y eşittir x'e göre simetrik olması gerekiyor. Mesela 3 varsa bir de 3'e 1 olabilir değil mi? Evet. Peki herhalde şuna bak bakalım şimdi Zeynep. Şuna bak. B olur mu mesela? Şimdi B'de dikkatli mi bak? Bu şuradaki elemanın. Evet bak, olur. Bak. Buradaki elemanın simetriği burada değil mi? Simetrik değil mi? Ayna gibi. Evet. Mesela buradaki elemanın simetriği burada değil mi? Gördün mü? Ayna gibi. O zaman B olur. Peki herhalde şu olur mu? C olur mu? Olmaz değil mi? Yok olmaz. Mesela pekala bu bir bağıntı. Pekala C'de verilen bağıntının tersini nasıl yazarız biliyor musun? Bak 2'ye 1 vermiş. Bak bağıntının tersini yazıyorum. Onu yeşil yazıyorum bak. 2'ye 1 vermiş. 1'e 2 olacak. Bağıntının tersini yazıyorum. 2'ye 2 elemanı kendisi olur. Burada 2'ye 3 elemanı vermiş.
O da 3'e 2 olacak. Bak şu olur. Sonra 2'ye 4 vermiş. Ben de 4'e 2 alacağım. Gördün mü? Şimdi burada bir şeye dikkat ettin mi Zeynep? Bak burada verilen mesela şu bağıntı ile bak bu bağıntı ile bak verilen bağıntı bu. Ben burada ne yaptım? Bu bağıntının tersini aldım. Gördün mü? Yani ne yaptım aslında? Neye göre simetrik alıyorum? Dikkat ettin mi? Yani eğer bak beta bağıntısı buysa beta bağıntısının tersi bu. Demek ki beta ve beta bağıntısının tersi neye göre simetrik Zeynep? Söyle bakalım. Y eşittir x doğrusuna göre. Y eşittir x doğrusu neydi? Birim fonksiyondu. Demek ki bir fonksiyon ile o fonksiyonun evet. tersi birim fonksiyona göre simetriktir. Peki hala Zeynep D seçeneğinde verilen Y eşittir x doğrusuna göre simetrini alırsam. D C'ye benziyor. Evet cevap B. Cevap B de. Mesela bu... Ha, yani B'ye benziyorken C gibi hani. Evet. Şimdi bunun simetri bak bunun simetrini yapayım. Bak bunun simetri bak bunun simetrini yapıyorum. Gördün mü? Bak bak simetrik olarak yapıyorum. Bak simetrik gördün mü? Yani bak simetri evet. aynaya göre simetrik mesela değil mi? Şu simetrik alıyorum. Mesela zaten simetrik ne demektir simetrik? Yani şöyle bir ayna varsa, ben böyle bir ayna varsa nedir mesela bir şeyin simetrik olması? Yani burada bir nokta varsa bu noktanın şurada olması gerekiyor değil mi? Bu simetrik gördün mü? Mesela burada bir nokta varsa ayna üzerindeki nokta kendisidir değil mi? Mesela o zaman benim bu şekilde bir bağıntı verilirse, böyle beta bağıntısı verilirse y eşittir x doğrusu bu oluyor. Ayna gibi düşün. Yani beta bağıntısının tersi yine kendisi oluyor. Yani aynaya göre simetrini alırsak kendisi oluyor. Aynı şekilde şuna bakacak olursak Zeynep. Mesela bak. E de biraz benziyorsun kim? Yok. Ama hangisi yok mesela? Bak. Hangisi yok? Mesela bunun simetriği bu. Bak, bu. Yok. Hah, bak bunun simetriyle bunun simetriği yok. Gördün mü? Mesela verilen noktaların simetriği burada bu da burada olması gerek. Onlar yok. Onun için cevap E olmaz. Yani bir kısmı benzer gibi ama hepsinin simetrik olması gerek. Y eşittir X'e göre. Evet. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Zeynep dördüncü soruyu Fatma sen çöz bakalım. Şimdi Fatma burada f fonksiyonun kuralını vermiş. Yok Fatma. F fonksiyonunun kuralını vermiş. F'in tersi eksi 2 nereye gider diyor. Ya bunun bak ya bunun kural şeyini bulursun. Bir kere şimdi şöyle bir şey düşünsek Fatma. Ben şimdi normalde mesela şimdi şöyle bir şey bak Fatma. Önce bir anlamaya çalışalım. Bak şöyle hemen şöyle bir şey içeceğiz. Şimdi f fonksiyonu nereden nereye tanımlıydı Fatma? Söyle bakalım. Bak f fonksiyonu buradan buraya tanımlı değil mi? F buradan buraya. Doğru mu Fatma? Evet. F'in tersi nerede? F'in tersi de tam tersi. Aferin toklu be. Aferin ya. Aferin lan. F'in tersi de buradan buraya tanımlı. Omlet ver. Evet. F'in tersi de buradan buraya tanımlı. Şimdi bak f'in tersi buradan buraya tanımlı. Şimdi bakalım. Evet öyle. Bak bu eksi 2. Şimdi bizim köyde bir adam vardı. Hani şeydi. İsmi Akifa'ydı mesela. Şimdi yaşlı bir adam. Akifa diyor ki şimdi bugün sohbet ediyorum. Rahmetli oldu. Ya ben diyor bir düşünsem diyor. Sağlam düşünsem diyor. Annemden doğdum hatırlarım diyor. O derece zekiyim diyor yani. Yani bunamadım diyor. Ben annem doğduğu zaman hatırlıyorum. Onu. Şimdi, ben de dedim ki ben dedim Malatya Seferi'ni kitaptan okudum. Aynı bugün gibi hatırlıyorum dedim ben de. Yani daha eskiler ektim yani. Şimdi bakalım Fatma. Şimdi şunu düşün. Sana neyi soruyor biliyor musun? Aslında şu ne demek? Eksi 2. Bu ne demek? Yani ne demek? Sen makineye bak. Ama f'in tersi için bak. F'in tersi olan evet. F'in tersi olan makineye eksi 2 atıyorsun bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Diyelim bir çıkan A diyelim olur mu? A çıktı diyelim. Yani tamam, seni eksi 2 A'ya götürecek. Hı. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musun? F'in tersi eksi 2'yi attığın anda A çıkıyor. Bu demek. Oldu mu Fatma? Anladın mı? Evet anlıyorum. Peki de şunu anlayabildik mi? Bak şu şekle bak. Bak şuna evet, bak. Çok. Şu şekilden bunu anlayabildin mi? Evet. Peki hala şimdi o zaman
senin elindeki fonksiyon zaman, bu, bak senin elinde böyle bir fonksiyon varsa ben fonksiyonu o zaman f 5 onu eşitleyeceğiz o zaman eksi 2 bak eksi şimdi salak. Şimdi bir careful bir careful dikkat et sen buradan buraya gidersen bir kere buradan buraya gidersen ne yazarsın bak şuradan şuraya gitme olayına ne deriz biz o da ne olur f olur değil mi evet pekala söyle bakalım ise fa seni nereye götürür fa eksi 2 götürür anladın mı bak f'in tersi eksi 2 evet. Seni a'ya götürür ama fa seni eksi 2'ye götürür oldu mu buraya kadar evet tamam pekala şimdi ilk sorum şu tamam iyi de ben amacım a'yı bulmak değil mi amacım evet. A'yı bulmak pekala sen şurada sana verilen şu sen x yerine ne yazarsan a çıkar. Ben söyleyebilir miyim? Evet. Yani x yerine öyle bir şey yaz ki a çıksın. Söyle bakalım. Bak f x bak 5'i yazdım. İpucu vereyim sana. Bak şurayı bak boş bırakıyorum. Sarıyla tarıyorum. X yerine öyle bir şey yaz ki a çıksın. Bir de eksi 1 var burada. Tabii ki eksi 1 var. Sen burada bak şimdi A'dan kurtulmak için, 5'ten kurtulmak için bir kere payda 5 yazacağım değil mi? 5'e böleceğim. 5'lerini götürürsün. Tamam. 5'ten kurtuldun. Ama -1'den kurtulmak tamam. için -1'den kurtulmak için ne yapacağım? +1 mi ekleyeceğim? +1 yazacağım. Tabii de A olmaz gerekiyor. Ne yazdım söyle bakalım. X gördüğüm yere ne yazdım? +1. +1 yazdım bak. E tabii ki burada +1 yazarsan yani sen şurada X gördüğün yere +1 yazarsan burada da +1 yazman gerekir. Doğru mu? O evet, zaman ne olur? Öyle 3 çarpı +1 +4 olur. Oldu mu buraya kadar? Bir de -5. Yok. Bölü 5 nereden geldi? Yok şimdi bak. Hayır ben eşitliğin bak. Şu verilen eşitlik dikkat et bak. Verilen eşitlikte şunda verilen eşitlik X gördüğüm yere +1/5 yazdım. Ha bir de böyle 5 var. Doğru söylüyorsun. Ben yanlış yazdım. +1/5 var. Evet. 5 var. Doğru. Benim de kafam karıştı. +1/5 var. Doğru söylüyorsun. Tamam. Şimdi o zaman 5'ler birbirine götürdü. Eksi 1'ler birbirine götürdü. Hocam nasıl 5'leri sadeleştirmemiş miydik? Yok. Hayır. Ben şurada bak şurada X gördüğüm yere +1/5 yazdım. Sadeleşiyor ama yani +1/5 hem buraya yazıyorum hem buraya yazıyorum. Anladık mı? Her x gördüğüm yere +1/5 yazıyorum. Burada 5'leri sadeleştir. +1/-1'i götürdü. Ne kaldı burada? F a kaldı. Eşittir. Burada ne kaldı? 3/5 çarpı +3/5 çarpı +1 oldu. Oldu mu? +4 var. Şimdi f a neydi? F a neydi? -2 değil mi? Fatma. F a -2 değil mi? Aynen. O halde ben yerine -2 yazıyorum. O zaman bunu dağıtıyorum. Ne olacak? O zaman 3a/5 anne ne söyledin? a/5 +3/5 +4 olur. O zaman burası ne olacak? -2 eşittir. -3a/5 +1 oluyor. Paydaştırırsak 4/5 20 yapar. 23 daha 23/5 olur değil mi? 7/23/5 evet. O zaman ben bunu buraya atayım. Onu oraya at. Ne olur? 3a/5 eşittir. -2 -23/5 olur. Sonra 3a/5 eşittir. Payda işliyorum. Ne olur? -10 olur değil mi? -10. 23 daha -33/5 olur. Doğru mu? 2, 3, 5. 5'ler birbirini götürdü. Her taraf 3'e bak. Oradan da 11 olur. -11 olur değil mi? -11 olur. Cevap B olur o zaman. Anlayabildik mi? Evet ama cevapları 4 adam oluyor. Yok 4. Yok o yanlış. O 4 B diyor. Tamam. Tamam şimdi 5. soruya bakalım. Evet Zeynep bu soruyu sen yap bakalım. Biraz önce Ali'nin yaptığı soruya benziyor. Şimdi burada A kümesinde tanımlı diyor. Y eşittir x kare eksi 1 verilmiş. X, Y, A kartezyen A'nın elemanıymış. Beta bağıntısının tersini istiyor. Önce beta bağıntısı bulman gerekiyor Zeynep. Evet.
Söyle bakalım Zeynep. Şimdi sen burada hani bağıntımız ne? Y eşittir x kare eksi 1 değil mi? Bu bağıntıyı sağlayacak değil mi? Sen burada kullanacağın elemanlar şunlar bak şunlar. Tamam mı? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Söyle bakalım. X gördüğün yere bak. X gördüğün yere. 0 yazarsan ne olur? X yerine 0 yazarsan ne olur? 0'ın karesi 0'ın kare y eşittir eksi 1 olur. O değil mi Zeynep? Anlayabildin mi? X'e 1 koy Zeynep. X'e 1 koy. Y ne olur? Zihni yapabiliyor musun işlemi Zeynep? Pardon ses geliyor mu? Zeynep burada yok mu ya? O zaman İsmail sen yap bakalım İsmail. Ses geliyor mu İsmail? Bak x yerine 1 koydun. 1'in karesinden 1 çıktı. 0 olur hocam. 0 olur. X yerine 2 koy. Y ne olur? 3 olur. 3 olur. Peki hala 3 koysam? 8. 8 olur ama 8'i eleman yok. Bunu alamıyorum değil mi? 4 koysam x yerine? 15. 15 diye eleman yok. Bunu da alamıyorum. Demek ki benim beta bağıntısı ne oluyor? Beta bağıntısı ne oluyor? Eksi 1 yok hocam. 0 eksi 1 efendim? Ha bu, yok, ha bu da yok. Onu da alamıyorum. Doğru. O zaman beta bağıntısı ne yazsa bakalım. Beta bağıntısı eşittir. 1'e 0 değil mi? 2'ye 3 değil mi? İkisi var değil mi sadece? İsmail. Evet hocam. O zaman beta bağıntısının tersi ne olur? 0, 1, 3, 2. 0, 1 ters çeviriyorum. 3, 2. Aynen. O da cevap ne olur? 3, 2 cevap E olur değil mi o zaman? Anlat değil mi İsmail? Evet. Tamam. Altıncı soruyu Ali yap bakalım. Ali burada f fonksiyonu reel sayılardan reel sayıya tanımlamış. Fx doğrusal bir fonksiyon verilmiş. 4x artı a artı 3 şeklinde doğrusal fonksiyon verilmiş. F'in tersi 22, 11 oluyormuş ve bizden a istiyor Ali. Biraz şunu çizelim Ali. F fonksiyonu. Bu f fonksiyonu olsun. Reel sayılardan reel sayıya tanımlanır değil mi? Bu f fonksiyonu. Bu da ne olur? Diğeri de f'in tersi olur değil mi şu? Ali burada ne verilmiş? Bak şunu görüyor musun? 22 nereye yazacağım Ali? 22'yi buraya yazacağım değil mi? 22 beni nereye götürüyor 22? 11'e götürüyor. Yani bu şekil sana bunu söyle değil mi şekil? O zaman Ali tam o zaman F 11 seni nereye götür Ali? 22 hocam. 22. Bunu anlayabildik mi? Peki yani burada o zaman F 11'i bulmak için x'lerine ne yazacağım? 11 yazacağım değil mi? O zaman ne olur Ali? X'lerine 11 koyarsam 4 çarpı 11 artı a artı 3. O da eşittir 22 olur. 4 çarpı 11 44 olur. 44 11'den 3 tane olur. 44 3 tane olur. 47 değil mi? 47 artı a eşittir 22. A eşittir buradan 22 eksi 47 olur. Evet 22'den 47 çıkarsa 25 mi olur? Hani 25 olur değil mi? Cevap B olur değil mi Ali? B hocam. Evet cevap B olacak. Evet 7. soruya bakalım. Evet 7. soruda Zeynep sen yap bakalım onu. F fonksiyonu burada mesela Zeynep bana şunu söyle. F fonksiyonunda burada neden eksik hariç tutmuş biliyor musun?
Çünkü sen burada eksi 2'yi buraya yazarsan, bak burayı tanımsız yapıyor. Gördün mü Zeynep? Zeynep yok mu ya? Allah Allah. Zeynep düştü mü? Fatma ses geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor. O zaman İsmail sen yap bakalım bunu. Bir kural vardı. Kuralımız neydi? F'in tersini nasıl buluyorduk biz, hatırlıyor musun İsmail? Yani şu değil mi? Şu. Buradaki 6 ile 15'i yer değiştiriyorsun değil mi? Evet. Hem yer değiştiriyorsun hem de işaret mi değiştiriyordun İsmail? Ne oluyor? Yazdır bakalım. Dedimde. Eksi 6x artı 1 cevap oluyor değil mi? Yer değiştirdik. Çok evet. İyi. Şimdi İsmail bir de şunu söyle. Burada eksi tanım kümesinde bak burada eksi 2 yazarsak burada tanımsız yapıyor değil mi? Onun için eksi 2 hariç tutmuş, anladın mı? Evet, sıfır yapıyor. Tabii sıfır yapıyor. Bu f buradan buraya, f'in tersi de buradan buraya değil mi? Tam zıttı, öyle değil mi? Dolayısıyla bak buraya da evet. 5 yazamıyorsun. Bak 5 yazarsan ne oluyor? Tanımsız yapıyor. Onun için burada 5 hariç tutmuş değil mi İsmail? Evet. Bekir anlayabildin mi buradaki espriyi? F verilmiş, f'in tersinin bulunuşunu, tanım kümesini, diğer kümesini anlayabildik mi Bekir? Hocam bir kere daha anlatır mısınız? Bak şimdi dedik ki bak şu bak şurada Bekir bak şuraya bak dikkat et. Bak şimdi şurada Bekir bak. Burada bu şekilde bir fonksiyon verildiği anda bunun tersini şöyle buluyoruz. Buradaki 15 ile 6'yı yer değiştiriyoruz. Hem de işaret değiştiriyoruz. F'in tersi 6 15'in yerine geçiyor. 15 ile 6'nın yerine geçiyor. Hem de işaret değiştiriyor. Şu hale dönüşüyor. Bu espriyi anlayabildik mi şimdi? Bekir. Tersi böyle bulunuyor. Oldu mu? Anladım hocam. Sonra dedim ki mesela burada bak f fonksiyonu için burası tanım kümesidir. Burası değer kümesidir değil mi? Bak f fonksiyonu tanım kümesinde eksi 2'yi hariç tutmuş. Çünkü sen burada eksi 2'yi buraya yerine yazarsan paydayı sıfır yapıyor. Oldu mu? Oldu hocam. Tersinde de dedim, tersinde de tersi buradan buraya'dır, öyle değil mi? Tersi buradan buraya. Tersi içinde burada 5'i hariç tutmuş. Çünkü 5'i buraya yazacak olsun tanımsız yapar. O yüzden dolayı 5'i hariç tutmuş. Anlayabildin mi? Anladım. Ha bunu yaptı yani İsmail biraz önce. Şimdi 8. soruya bakalım. 8. soruyu Bekir yap bakalım. Şimdi Bekir, burada f fonksiyonu, bak tanım kümesi bu. Buradan buraya tanımlı. G fonksiyonun tanım kümesi bu, o da reel sayılara tanımlı. Anlayabildik mi? Yani. Şimdi fonksiyon demeyelim de, şuraya tabii fonksiyon olmaz, bağıntısının. Şimdi sorum şu. Şimdi gerek f'in gerek g'nin tanım kümesinde sen bir işlem yapabilmen için yani 2f eksi g işte f artı g yani bu tip bir işlem yapabilmen için senin burada hem f'in hem de g'nin eleman yani tanım kümesindeki elemandan ortak olması gerekiyor değil mi? Yani sen şu 2 yani sen önce tersini daha sonra yapalım. Sen burada 2f eksi g'yi bulabilmen için bak 2f eksi g'yi bulabilmen için yani hem f'e hem de g'ye yani atmış olduğun hani makineye atmış olduğun değerler ortak olacak. Mesela diyelim ki f'te eksi 1 değerini atsan aynı değeri g'ye atamazsın. Niye? G'de yok. Ama sen f'e
0 diğerini atarsan aynı değeri G'ye de atabilirsin. Aynı şekilde sen F makinesine 2 değerini atarsan G'ye de 2 değerini atabilirsin. Anladın mı? Yani ikiler burada ortak bak. İkiler ortak. Gördün mü? Hocam az önce dediğiniz bir kere daha derim. Dedim ki ben. Sen F ve G'nin tanım kümesinde ortak olan elemanlar neyse onları kullanabilirsin. 2F-G işlemi yapman için. Çünkü bak burada 2F-G ne demek? Bu işlem hem F'e bağlı hem G'ye bağlı. Dolayısıyla hem F'e hem de G'ye bağlı olan bir işlemde bir işlem yapabilmen için senin her ikisi için kullanmış olduğun ortak değerler üzerine gitmen gerekir. Onun için de tanım kümesinin kesişim kümesini alman gerekir. Oldu mu? Oldu. O halde sen tanım kümesinde neyi kullanacaksın? Tanım kümesinde neyi kullanacaksın? 0'ı ve 2'yi kullanacaksın. Olur mu? 2. Ha. Tamam. O zaman ben yazıyorum şimdi bak. 2F-G yazıyorum. 2F-G yazıyorum. Neyi kullanacağım? Tanım kümesindeki 0'ı kullanacağım. Ve yine tanım kümesi 2'yi kullanacağım. Burada 0 ve 2 üzerine hiçbir işlem yapmıyorum. Neden? Burada 2F demiş. Yani burada 2F-G dediği bunlar bakın G değeridir. Bak bunlar Y değeridir. Yani ordinattır bunlar. Dolayısıyla senin daha makineyi ilk olarak attığın değerler, ilk koyduğun değerler 0 ve 2. Onları direkt koyuyorsun. Sonra bakıyorsun makineye. Bak. Şimdi sen buradan şunu söyleyeyim bakalım. Bak şu işlemi yap bakalım. 2F-G 0'ı bulalım bak şimdi Bekir. 0'ı alıyorsun. Şurada yerine ediyorsun. F0 ne yapar? Söyle bakalım. F0 ne yapar? 0 yerine koy. Bekir. 0 Eksi 1 mi yapar? Eksi 1 yapar. F0 bunun 2 katını al diyor bir de. Bak burada 2 katını al diyor. 2 ile eksi 1 çarp. Eksi 2 değil mi? Eksi 2. G0'ı bul şimdi. 0 yerine yaz. Ne olur? Eksi 5. Bir de başında tabii bunu. Artı 5. Artı 5 olur. Eksiyi parantez içine. Artı 5, eksi 2 de 3 olur değil mi burası? Evet. O zaman buraya 3 yazıyorsun. Oldu mu? Şimdi şu işlemi yap bakalım. 2F eksi G. Bak eksi G. 2'yi buldur bakalım. Önce neyi bulacağım? F eksi 2'yi bulacağım değil mi? F eksi 2. F eksi 2 nedir? Söyle bakalım. 4 eksi 1, 3. Ve 2. 4, 3 oluyor. 3. Bir de 2 katını al. 6. 6. Eksi. G2'yi bul. 6 eksi 5, 1. O zaman 1 çıkaracağım değil mi? O da 5 oluyor mu? O zaman buraya da 5 yazıyorum. Oldu mu? 5 yazıyorum. Buraya kadar oldu değil mi? 2f-g'yi bulduk değil mi buraya? Anladık mı? Anladık. Sonra ne yapıyorsun? Bunun tersini buluyorsun. Ters çeviriyorsun. Aynen. Aksis ordinat yer değişiyor. O zaman ne olur? Cevap D olur değil mi? Evet. Bu kadar. Bak bir şu 2f-g'yi bulmak için ne yaptık? Tanım kümesindeki ortak olan elemanlar aldık. 0 ve 2, 2'dir ortak elemanı. 0 ve 2 yazdım. Bunlar ilk koyduğun değerler olduğu için bunları direkt yazıyorsun. Çünkü makine ilk herhangi işlemi uğramıyor. Bu tanım kümesi. Tanım kümesindeki sonra buradaki 2F dediği, G dediği nedir? Ordinattır. Sonra 0 alıyorsun. F0'ı buluyorsun. Eksi 1. Eksi 1 F değerine yazıyorsun. Gerisini yaptık zaten. Soruyu anlayabildik mi Bekir? Anladım hocam. Tamam, çok iyi. Geçiyorum bunu. Şimdi devam ediyorum. Evet Fatma, bu örneği sen yap bakalım Fatma. Şimdi sana f(x)'i vermiş. F'in tersinde bir 4'e eşitse demiş. A kaçtır diye soruyor. İlk sorum şu. Burada f'in tersine 1 verildiği için ya sen f(x) fonksiyonunun tersini bulursun ya da şöyle yaparsın. Şunu çizersin bak. Şimdi diyelim ki burası
buradan buraya f olsun. Buradan burası f'in tersi olur değil mi? F'in tersinde tamam. Eksi 1 sen ne, pardon 1 sen nereye götürmüş? 4'e götürmüş. O zaman ne olur? O zaman ne olur? F4 eşittir 1'e gider. Anlayabildik mi? Bak, evet, normalde bunu, öyle. Bunu, bak bunu bana ne söyledi? O zaman... Bunu, bak bak bir Fatma bir şey söyleyeceğim. Sana bunu bu şekilde söyledi. Bunu daha pratik hale getirelim. Bak tamam. Şunu unutma. Sana bu şekilde bir şey verilirse buradan buraya geçiş de yapabilirsin. Nasıl yaparsın? Bak. Hocam ben burada, ne bak, dinle. Yapacağımı söyleyeyim mi? 4 ile 1'i yer değiştirirsen burası f olur. Şimdi evet. F4 eşittir 1 diyor. Şey 2x eksi 3 bölü a'yı 1'e eşitleyeceğiz. Hayır 1'e eşitlemeyeceksin. Sen evet. Burada bak 1'e değil. Bak dikkat et. Dikkat et. F4 diyor. F4'ü nasıl buluruz? F4'ü nasıl buluruz? X gördüğün yere 4 yazarsın. 4 yazarız x'in. O zaman ne olur? 4 yazarsın. F4 ne olur? F4 ne olur? Söyle bakalım. 2 çarpı F4 2x eksi 3 bölü a'yı yazıyorum. 2 çarpı 4 eksi 3 bölü a eşittir 1 olur. Oldu mu buraya kadar? Evet. Sonra ne olur burası? 8'den 3 çarptı 5. 5 bölü a eşittir 1 ise içleri dışa çarpımı yaparsak a eşittir buradan 5 olarak bulunur değil mi? Şunu evet. Karıştırıyorsun. Şunu karıştırıyorsun. Onu söyleyin. Diyelim ki f 2x eksi 3 bölü 1 olsa, x olsa mesela atıyorum x artı 4 bölü 5 olsa senden mesela f 1'i isteseydi o zaman bunu 1'e eşitlerdin mesela. Oradan x'leri ne yazacağına falan bulurdun. Tamam mı? O şekilde yapalım. 9'u geçiyorum. Evet. 10. soruyu Ali yap bakalım. Şimdi Ali burada yukarıda Fatma yaparken bir yöntem göstermiştim. Hatırlıyor musun? Dedim ki bak yukarı bak bir daha geçeyim. İpucunu vereyim. Dedim ki burada mesela f'in tersi 1 4'e eşit dedim. 4'ten 1 yer değişiyor. Burası f4 eşittir 1 oluyor değil mi? Şimdi aşağı geçiyorum. Aşağı geçiyorum. Bak bize f'in tersini sormuş. F'in tersi sorulduğu için f'in tersiyle ilgili bir işlem yapman için ben şöyle diyorum Ali. Buradaki 2x artı 3 ile bunu yer değiştirsem yer değiştirirsem nasıl ki yer değiştirirsem ne olur? F'in tersi 2x artı 3 eşittir x eksi 4 bölü x olur. Öyle değil mi Ali? Buraya kadar oldum Ali. İlk hamle. Oldu hocam. Bir sorun yok. Bekir. Burada ondan onu yer değişince bak Bekir. Yani bak Bekir şunu söyleyeceğim. Diyelim ki bak Bekir. Ali'nin yapmış olduğu bir örnekte. Diyelim ki A seni B'ye götürüyor Bekir. Bu B'ye götürüyor diyelim. Bu F mesela. B de seni A'ya götürür değil mi? Bak Bekir. FA eşittir. FA nedir? FA B'ye götürür değil mi Bekir? Evet hocam. F'in tersi B ne olur? F'in tersi B A olur değil mi? Evet. Ne yaptık burada? A ile B'yi yer değiştirdim. Gördüm. A ile B'yi yer değiştirdim. Anladın değil mi Bekir? Bak A ile B'yi bak yer değiştirdim. Anladım. Onu uyguladık burada. Şu anda bunu uyguladım. Peki ara şimdi ben burada X yerine bak X yerine ne yazayım ki burada X kalsın. Sadece X kalsın. Evet X yerine ne yazayım? Biraz önce biz daha önceden ters bakın burada bak bak burada iyi anlayın. İki tane yöntem vereceğim. Bir, bak birinci yöntem. Bak birinci yöntem. Yöntem bir. İkiyi buraya yazıyorum. Sonra x yerine yazacağım sayıyı şöyle yazıyorum bak. Şuradaki ikiler bir mi götürsün diye buraya iki yazıyorum. Artı üçler bir mi götürsün diye buraya x eksi üç yazıyorum. Buraya da artı üç diyorum. Yani x gördüğüm yere gördüğünüz gibi x gördüğüm yere gördüğünüz gibi ne yazdım? X gördüğüm yere 2x bölü 3 yazdım. Şimdi donduruyorum buraya. Donduruyorum arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin. Şayet bana gx bakın gx eşittir 2x artı 3 olarak verilseydi bakın gx'in tersini buluyorum. İyi takip edin. Püf nokta neydi Bekir? X'i yalnız bırakma. O zaman 3'ü öbür tarafa attım. Gx eksi 3 oldu. 2x neye eşit oldu? 2x eşittir
gx eksi 3 oldu. Sonra her taraf 2'ye bölüyorum. Her taraf 2'ye bölüyorum. O zaman x'i de buraya attım. Böyle 2 oldu. Bakın o zaman ne oldu? G'nin tersi. Bakın g'nin tersi eşittir. X eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi dikkat, dikkat, dikkat. Buraya ne yazdım? X eksi 3 bölü 2 yazdım. Demek ki arkadaşlar unutmayın bunu. Demek ki parantez içerisinde bir şeyler var. X'i miksi bir şeyler var. Buraya x'in yerine ne yazacağımın cevabı neymiş? İçinde var olan fonksiyonun tersi neyse x'in yerine onu yazıyorum aslında. Yani x eksi 3 bölü 2 yazdım. Çünkü 2x artı 3 yani gx eşittir 2, 2x artı 3 olsun dedim. Burada gx'in tersi x eksi 3 bölü 2'dir. Onu yazdım. Tersini yazdım. Tabii ki x, ben tabii ki bunu sadece burada değil her x gördüğüm yere yazıyorum. O zaman ne olur? X eksi 3 bölü 2 eksi 4 bölü x eksi 3 bölü 2 olacak. Sonra payda işliyorum. Tabii ki burada ise o halde f'in tersi x eşittir ne oldu? Payda işliyorum. Eksi 8 oldu. İkilerimi götürüyoruz. Eksi 8 3 daha x eksi 11 olacak. Bölü x eksi 3 olacak. Buraya kadar tamam. Ben de bunu istemiyor ki. Şunu istiyor. Öyle değil mi? Hani şunu istiyor. X eksi 4 istiyor. O değil mi? Hani? O zaman ne yapacağım? Evet, o zaman şimdi x yerine x 4'ü yazmayacağım Ali. Ne olur Ali? F'in tersi x eksi 4 yazacak olursam her x gördüğümde x 4 yazacak olursam x eksi 4 eksi 11 bölü x eksi 4 eksi 3 o da eşittir. X eksi 15 bölü x eksi 7 olarak bulunur. Cevabımız E olacaktır. Şimdi bu adım adım anlayabildik mi Ali? Püf notları. Hı hı, anladım hocam. Tamam, çok iyi. 11. soruyu Zeynep yap bakalım. Şimdi tamam. Parçalı fonksiyon verilmiş Zeynep. F'in tersi 9 isteniyor. Bunu nasıl yaparız? Tabii ki burada hangi yani 9 nereye götürdüğünü bilmiyorsun biri, değil mi? Eksilerde biri artsın. Yani şöyle bir durum var değil mi? Aslında şöyle bak f fonksiyonu bak şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki bak bir şekil çizelim. Bak f fonksiyonu seni buradan buraya götürsün Zeynep. F fonksiyonu buradan buraya götürsün. F fonksiyonu ilk girdiğin yere a diyelim olur mu? Bilmiyorsun. A seni 9'a götürsün olur mu? Evet. 9'a götürsün. Peki ya şimdi Zeynep seni 9 nereye götürecek? 9'u A'ya götürecek değil mi seni? F'in tersi. F'in tersi bu demek. Bak şu şekli çizmek var ya o kadar önemli ki. O zaman ne dedim ben? Ne dedim? Şu işlemin sonucunu A dedim değil mi aslında? Bununla bunu yer değiştirsin ne oldu? Ne oldu Zeynep? F A eşittir 9 oldu mu? Evet. Ama şimdi A birden küçük mü, birden büyük mü, değil mi? Onu bilmiyoruz. Öyle değil mi? Bak burada sana f fonksiyonu yani x'in yerine x mesela A değeri diyelim ki eksi bir. O zaman ne yapacak? X gördüğüm yere eksi bir koyacağım. İki tane var. Biri x büyük, birden diğeri küçük. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? O zaman iki şekilde çözeceksin. Diyeceksin ki A koşullu olarak çözeceğiz. O zaman A bir küçük A küçük bir olsun diyeceğiz. Oldu mu? Bakalım bu olsaydı. Ya da yani ikisi bir yani ikisi de ikisi mi ait yoksa başka şeyler mi? Yok. Şimdi burada bak iki şekilde. Şimdi sen burada A'nın ne olduğunu bilmiyorsun. Eğer A küçük bir olsa değil mi? Evet. Olsa. Hocam cevap 4 mü? 4 evet. Bak şimdi A küçük 1 olsa ne yaparız Zeynep? A 1'den küçük 1 olsa ne yaparız? A'yı alırız. Burada A artı 2 olarak yazarız değil mi? A artı 2 ne olur? A artı küçük 9 olur. O değil mi? Evet. Oradan A 7 olur mu? Evet. A 7 olur.
Ama şart uyuyor mu? Uymuyor değil mi burada? Bunu alamayız değil mi? Çünkü benim şartım birden A'nın birden küçük olmasıydı. Oldu. Burada olmadı. O zaman ne yapacağız? İkinci şartım. A büyük eşit 1 olsa diyorum. Olur mu? Olur. Bakalım A büyük 1 A birden büyük olsaydı o zaman ne olacaktı? F A eşittir 9 ya. Yerine yazalım şimdi. O zaman F A ne olur? A artı 5 olur. Değil mi? Birden büyük olduğu için. Eşittir 9. A buradan 4 çıkar. Şimdi burada şartı sağladı mı? Oluyor. O zaman amacım zaten A'yı bulmaktı. Öyle değil mi? Demek A işte 4'müş. Yukarıdaki şartı sağlamazsa da oluyor mu yani? Yok, şart sağlaması gerekiyor. O şarta göre çözdüm. Yok, yukarıdaki derken x artı 2 olan. Yok, o şart sağlamıyor zaten. Zaten önce onu test ettim. Dedim ki şayet mesela ben x artı 2 ne zaman kullanırsın? Şayet burada tabii x yerine a yazıyorum değil mi? F a dediğim için. Şayet burada a birden küçükse diyorum, anladın mı? X yerine a yazdım. Bilmiyoruz. A birden küçükse o zaman ne olur f a? A artı 2 olur. O da 9'a eşit. Oradan a artı 7 çıkıyor. Ama a birden küçük değil. O zaman yanlış bir işlem. Anladın mı? Onun için ikincisini aldım. Tamam, hocam. İsmail sen nasıl düşündün İsmail? Ses geliyor mu İsmail? Bu şekilde mi düşündün İsmail? Hocam bir daha söyleyeyim, duyamadım. Yok, sen de bu şekilde mi düşündün? Yani benim yaptığım gibi mi düşündün? Yok hocam, ben direkt şey olarak düşündüm. Hani tersini alacağız ya. He. O yüzden 9'u veren 4 olarak düşündüm. Ha. Ha, sen o zaman şöyle, sen şıklardan gittin sanırım. Yani şöyle ki, bak İsmail gibi çözüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptı İsmail. F 4 neye eşit olur? Bak burada 4 var ya. Bak F 4 neye eşit olur Zeynep, söyle. 4 5 daha 9 olur değil mi? Hı? Evet. Bunu yer değiştir Zeynep şimdi. Yer değiştir. 4 olur değil mi bu da? Hı. Demek cevap 4'müş. Anlayabildik mi? Yani şıklar deneyerek gittim yani şu anda. Anladın mı? Ya pekala cevap A yani gördüğün gibi. Pekala ben bu şekilde çözdüm. Değer vererek şıklardan gittim. Yani bu şekilde hani olsa uzun uzun çözmedim. Olur mu? Olur. Yani yanlış değil. Yani bu şekilde çözmeyebilirim. Mesela 5'i deneyelim Zeynep. Mesela B'yi deneyelim. Bak B'yi deneyelim. Şimdi F5 ne olur Zeynep? O zaman da 10 mu oluyor? F5 ne olur? 10 olur. F'in tersi 10 ne olur? 5 olur değil mi o da? Yani F'in tersi onu sorsaydı evet. Cevap 5 olurdu. Anladın mı? Evet. O şekilde yani. Yani İsmail bu şekilde yani düşündü mü İsmail? Yani F'in tersi derken aslında pek bir şey değişmiyor. Evet. İsmail böyle düşündü değil mi İsmail? Pardon İsmail Atakol. Siz geliyor mu ses? Neyse. Şimdi 12'ye bakalım. Burada bak bu şekilde vermiş. F'in tersini istemiş. Dın dın dın. Şimdi biraz önce Ali ile çözerken ben bir yöntem demiştim. Değil mi? Ali, bu örneği sen çöz. Ali burada hani bunu bulmak için. Yani şurada gördüğün... Hocam tersi derken x bölü 2 ya mesela. 2 bölü 2 mi olacak? Hı. Yok. Şimdi biraz önce Ali mesela çözerken şimdi f'in tersi x'i bulmak için dedim. Acaba şurada x yerine ne yazmalıyım? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Burada f'in tersi dediği için ne yapmam gerekiyor? Yer değiştireceğim değil mi Zeynep? Ne olacak? F'in tersi x bölü 2 eşittir x artı 2 bölü x eksi 2 olur. Olur mu Zeynep? Evet. Bekir, buradaki espriyi anlayabildin mi Bekir? Söyle bakalım. Bak şunu yer değiştirdin Bekir. Bak bununla bunu biraz önce anlatmıştım Bekir sana. Bekir, bununla bunu yer değiştirdin. Buraya yazdım. Bekir oldu mu? Anladım hocam. Bekir şimdi buradaki 2'den nasıl kurtulurum Bekir? Ne yapayım şu 2'den kurtulayım? Yani fx kalması için. X'lere ne yazayım Bekir söyle. X yerine ne yazayım? İkileri gitsin. İkiler gitsin diye mi? Eksi 2 yok 2x yazacağım değil mi x yerine? Öyle değil mi? İkiler gider x kalır evet. Öyle değil mi?
Yani zaten yani şunu yaptım. Yani gx eşittir x bölü 2 ise yani içindeki ifade gx dedim ben. X'i yalnız bırakırsam x eşittir 2 gx olur. X'i yani o halde gx'in tersi 2x'tir. Yani içindeki fonksiyonun tersini yazdım. Bak içindeki fonksiyonun tersini yazdım. Bak o şekilde bil. Ya da ne yaptım? 2'ler gitsin diye 2x yazdım x olan yere. O zaman ne olur? F'in tersi 2x bölü 2 eşittir 2x artı 2 bölü 2x eksi 2 olur değil mi? Evet hocam. O zaman bunlar birbirini götürür. Ben yukarı 2 ortak parantez alırsam x artı 1 olur. Aşağı 2 ortak parantez alırsam x eksi 1 olur. Bunlar birbirini götürürse gördüğün gibi cevap A olur değil mi? X artı 1 olur, x eksi 1 olur. Sadeleştirmiş gibi bir şey oldu. Evet, sadeleşme oldu. 13. örneğe bakalım. Merve sen yap bakalım 13'ü. F uygun koşullarda demiş. Yani f'in tersi alınabiliyor, tamam mı burada Merve? Fx eşittir 3x bölü x artı a eş biçiminde verilen bir f fonksiyondur demiş. Fx'in ix eşittir x'e göre simetri, yani bu birim fonksiyon demek. Birim fonksiyona göre simetri, kendisine eşit olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi fx'in simetri kendisine eşit demek. Merve, buradan şu cümle anlaşılıyor değil mi? Bak fx'in fx fonksiyonu f'in tersine eşit, öyle değil mi Merve? Bunu anlıyoruz. Evet. Yani birim, yani unutmayalım. Buna eşit olacak. Bekir, fx zaten belli. 3x bölü x artı a'ya eşit. Bu belli. Bir kere tersini biz nasıl alıyorduk Merve? Pratik kuraldan yapalım hadi. Yani neydi? Yani 3x bölü ne var burada? X artı a var. Artı 0 olarak yazalım. Ne yapıyorduk Merve? Söyle bakalım. Şundan a ile 3'ü yer değiştiriyorum değil mi? Hem de işaret değiştiriyorduk. Öyle değil mi Merve? O zaman ne oluyor? Eksi a x oluyor. Bölü aşağıda x eksi 3 oluyor. Öyle değil mi Merve? Evet. Harika. Sonra biz bunu içler dışa çarpma yapabilir miyiz? A'yı soruyor benden. Yapabiliriz. Tamam. Hatta burada x'ler birbirini götürür değil mi? Sıfırdan farklı olmak üzere. Şu x'ler birbirini götürür değil mi? Şunda sadeleşir. Çarpım durumunda olduğu için. Hı-hı. Çarpalım. Ne olur? 3x eksi 9 a ile çarp. Eksi a x eksi a kare. Olur mu buraya kadar? Evet. Şimdi bu buna eşit. Bu buna eşit. A ne olabilir? Görebiliyor musun? Ya bunu polinom eşitliği yaparak yaparsın. Nasıl yaparsın mesela? Dersin ki Merve, burada mesela eksi a, bak madem bunlar birbirine eşit, polinom eşitliği olarak düşünürsek, bak iki şekilde yapabilirsin. Eksi a'nın 3'e eşit olması gerekir değil mi? Evet. Sonra eksi 9'un da eksi a kare eşit olması gerekir. Ne olur? Evet. A ne olur buradan söyle. Eksi 3 olur o zaman. A işte eksi 3 olur değil mi? Hı hı. Cidden a yerine eksi 3 koyarsan zaten eşit yaptığını görüyorsun değil mi? Eksi 9 çıkıyor değil mi o da? Evet. Demek ki a işte eksi 3 dersin. Ya da sıfır polinomunu kullanarak nasıl yaparsın? Hepsini mesela 3x eksi ax dersin, buraya toplarsın. Eksi 9 artı a kare eşittir 0 dersin. Sonra x ortak parantezi alırsın. 3 eksi a dersin. Artı a kare eksi 9 eşittir 0 dersin. Bunun olması için, yani 0 olması için ancak ve ancak bunun 0 olması gerekiyor ve bunun 0 olması gerekiyor. Bunun 0 olması için a eşittir 3 olması gerekir dersin. Şimdi a kare eksi 9'un 0 olması için de a kare eşittir 9 olması gerekiyor. Yani buradan a değeri eksi 3 de olabilir, a değeri 3 de olabilir. Yalnız biz burada tabii ki eksi 3 alamıyoruz. 3 ortak olan şey almamız gerek, 3 olacağımız değil mi? Ya pardon, özür dilerim. Ne oluyor? A eşittir eksi 3 müydü ya? 3 müydü? Artı a eksi yazmayacak mıydınız hocam? Efendim?
Artı AX olması lazım. Yani karşıya attınız ya. Ha evet, evet evet, karşıya atınca artı olacak değil mi? Doğru söylüyorsun. Artı olacak değil mi? O, dedim bir hata yaptım, evet doğru söylüyorsun. Onun için de eksiş olacak, evet. Yani orada sıfır pronomu kullanmış olduk. Orada ufak bir şemata yazmışım. Teşekkür ederim İsmail. Evet, 14. soruyu Şevval sen yap bakalım. Şevval fx fonksiyonu üstel fonksiyon olarak. Şevval bak önce şunu bilmeni istiyorum. Bir tane fonksiyon yazacağım bak. Y eşittir 2 üzeri x yazacağım. Bir de y eşittir x kare yazacağım. Bana Şevval ikisinin arasındaki farkı söyle. Sorun bu. Yani bak bu y eşittir x kare dediğimiz, bak y eşittir x kare dediğimiz polinomdur. Bak polinomdur. Polinom fonksiyondur. Tamam mı? Y eşittir 2 üzeri x dediğinde üstel fonksiyondur. Arada ne fark var? Arada ne fark var? Üstel fonksiyonda değişken, pardon, sayı taban, değişken x. Bunda ise taban x, değişken 2. Aradaki farkı anlayabildin mi? Evet. Hatta ben bunun grafiğini çizeyim. Bak bunun grafiğini çizeyim. Aradaki farkı gör. Aradaki farkı gör. Mesela işte diyelim ki x değeri 0 iken y 1 olur. X değeri 1 olursa 2, 4, 8 çok büyük değerlere gider mesela. Ama x değeri mesela eksi 1 olsa 1 bölü 2 olur. Eksi 2 olsa 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 olur. Ama hiçbir zaman negatif olmaz. Dolayısıyla ama x değeri mesela çok eksi değer bu tarafa doğru gittikçe 0'a doğru gider. Öyle değil mi? Onun için şöyle bir değer olacak. Şunun grafiği şöyle bir grafiktir. Yani bu grafik y eşittir. Gördüğün gibi 2 üzeri x üstel fonksiyon. Zaten diğeri de paraboldü. Onu biliyoruz. Parabolün grafiği de sanırım bunun grafiği de şöyle bir grafiktir. Gördüğün gibi birbirinden farklı şeyler. Şimdi tabii ki burada sana bir üstel fonksiyon verilmiş. Değil mi? Verilmiş. Tamam. Ya bu üstel fonksiyonun tersini alırsın. Tabii ki tersini almak demek logaritmik bir işlemler yapmak demek. Ya da logaritma konusunda biraz sıkıntın varsa şöyle yaparsın. Dersin ki f fonksiyonu, buradan buraya olan f fonksiyonu, buradan buraya olan f'in tersi olsun dersin. Sana f'in kuralı verilmiş bu arada. Burada f'in tersine ne giriyorum? Mesela 256'yı giriyorum. Buradan ne çıksın mesela? Diyelim ki burası a olsun değil mi? Ya da biz nasıl yazıyorduk? Bak şuradaki olayı biz nasıl yapmıştık Bekir'le? F'in tersi 256 eşittir A dedik, A olsun. Ne yaptık biz burada? Unutmayalım. Bakın A ile 256 yer değiştirdim. F'in tersi olsa, F'in tersi varsa F olur. F varsa F'in tersi olur. Bu, neden? Bu şekil bunu söylüyor. Ama şekli mutlaka çizin. Şekli hakim olun arkadaşlar. O zaman F A eşittir 256 olur. F A nedir? Bakın buraya gidiyorum. X yerine A yazıyorum. Yani F A ne olur? Şevval. F A eşittir 4 üzeri A eksi 4 olur. Öyle mi Şevval? Evet. Pardon, A eksi 4 olur. Buradan yerine yazıyorum. 4 üzeri A eksi 4 yazıyorum. 256 nedir? Nedir? 2 üzeri kaçtır Şevval? Ya da 4 üzeri 3 64 olur değil mi? Onu tekrar 4'ten çarp mesela. Yani 4 üzeri 4 olur değil mi Şevval? Yani öyle değil mi Şevval? Evet. O zaman ne yapacak? Tabanlar eşitse üstler eşit olması zorunda. Üstü sayılar konusu. Yani A eksi 4 4'e eşit olacak. A yerine ne yazarsan 4 olur. 8 mi? Evet. Onun için cevabımız E olacak. Şevval o anlattı mı Şevval? Kolay bir soru. He? Anladık. Evet. 15. soruya bakalım. 15. soruda şimdi 15. soruda evet Zeynep yap bakalım 15'i. Evet. F'in tersini istiyor. F'in tersini. Biz F'in tersini bulmak için ne yapıyorduk Zeynep? Söyle.
X'i yalnız bırakmamız gerekiyor değil mi? Evet. Sonra tersi. Ama burada X'ler burada bak. X'ler burada gördün mü? Şimdi, o zaman X'leri evet. Bir araya toplamamak için işleri dışa çarpımı yapıyorum. Yani fx ile ne olur? Fx ile 3x eksi 1'i çarpıyorum. Fx ile çarpı bak çarpı 3x eksi 1'i çarpıyorum. İşleri dışa çarpımı yapıyorum. Eşittir. 2 çarpı fx artı x diyorum değil mi? Evet. Sonra dağılma özelliği uyguluyorum. Dağılma özelliği. Tamam, dağıtıyorum. Bak bunu böyle dağıtıyorum. 3x çarpı fx. Evet. Eksi fx eşittir. 2 fx artı x olur. Eksi 1'e çarpacağız. 2 fx. Şimdi buraya kadar dağılma özelliğini anlayabildik. Dağılma özelliği. Evet. Sonra x'leri bir taraf toplayalım. Bak bununla bunu eşittiği bir tarafa atalım. 3x çarpı fx. Bak 3x çarpı fx. Eksi. Eksi x diyorum. Bak dikkat et. Eksi x diyorum. Öbürünü öbür tarafa atarsam ne olur? Artı diye geçer. 3 fx olur mu? Evet. Şimdi x ortak parantez alıyorum. Ne olur burası? Fx. 3 çarpı fx. Eksi 1 olur değil mi? Eşittir 3 fx. Doğru mu? X ortak parantez almayı anlayabildik mi? 3x'den 3fx var ya onlarla 3fx ile birleştirmiyoruz. Yok. Ortak parantezi aldım. X ortak parantezi aldım. Sonra her iki tarafı şuna bölüyorum bak. Aynısına bölüyorum. Şunlara bölüyorum. Bunlar birbirini götürüyor değil mi? Onlar götürüyor. O zaman x yalnız kaldı. X gördüğüm yere ne yazıyorum? F'in x tersi yazıyorum. F'in tersi. 3f fx gördüğüm yere de x yazıyorum. 3x bölü 3x eksi 1 oluyor. 3x bölü 3x eksi 1 cevabımız B oluyor o zaman. Evet. Ha bir de tersine çevirmiyor muyduk? Yok tersini çevirmiyoruz. Bu şekilde. Eğerim burada bu işimi yapmak zorundayız. F'in tersi ya. Yok bu şekilde oluyor işte. X gördüğün yere F'in tersi yazıyorsun. Fx gördüğün yere X yazıyorsun. F'in tersi, bu şekilde. Başım. 16'ya bakalım. 16'yı Ali sen yap. Reel sayıları tanımlı f fonksiyonu birebir Virton fonksiyonu olmak üzere f parantez içerisinde 3 eksi 2 x eşittir 4 x eksi 5 demiş. F'in tersi 3'ü istiyor Ali. Ali ya f'in tersini bulursun ya da hani kural verdi. Bunlar şunu yer değiştiririz değil mi Ali? Şunlar şunu. Öyle değil mi Ali? Parantez geliyor mu Ali? Ali. İyi hocam, iyi. Tamam, ne olur Ali, yap bakalım. Bununla bunu yer değiştirdik. F'in tersi 4x eksi 5 eşittir 3 eksi 2x oldu. Ali, F'in tersi 3 istiyor. X yerinde ne yazayım ki 3 olsun? Görebildin mi yoksa denklem çözmen gerekiyor. X yerinde ne yazayım? Bir kere göremediğimizi kabul edelim. 4x eksi 5 3'e eşittir yani. 4x eşittir 8. Buradan x eşittir 2 çıkıyor değil mi? X gördüm mü 2 yazacakmışım. O zaman f'in tersi 4 çarpı 2 eksi 5 eşittir 3 eksi 2 çarpı 2. Buradan f'in tersi 3 eşittir. Burası 4 yapıyor. 3'ten 4 çıkarsa eksi 1 olur. Demek ki cevabımız eksi 1 olacakmış. Anlayabildik mi herkes bu yöntemi? Evet. Şevval oldu mu? Anlayabildin mi 16'yı? Şevval. Evet baba. Tamam. Bitirsek mi hocam? Vay be. Bence de bitirelim hocam. Öyle mi? Bence de. Tam da bileşke fonksiyona gelmişim. Bence tamam o zaman Fock-Goff olayı var yani. Onu o zaman daha sonra yapalım. Hocam hiç geçmeyelim. Tamam o zaman onu yarın geçelim. Oldu. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam.